Mehmet Şimşek'in İngilizce paylaşımı önemliydi. Çünkü şöyle bir baktığımızda Türkçe ve Türkiye'ye verilen mesajlarda ekonomide her şey yolunda deniyor ama o İngilizce mesajlarda yabancı yatırımcıya özellikle sıkılaşma devam sinyali verilmeye devam ediyor. Bunun da faturası bize çıkacak. Şimdi ben yönetmenimizden rica edeceğim. 10 ay içerisinde etiketler nereden nereye gelmiş? Bugün Bir Gün gazetesi tek tek kalem kalem bir tablo halinde aktarıyor. Bunu sormak istiyorum size. 10 ay, şimdi 10 ay deyince nedir bu 10 ay diye merak edebilir izleyicilerimiz. Değerli izleyiciler, 28 Mayıs 2023. Bu tarih size ne hatırlatıyor? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu ve o ikinci turdan bugüne bakın fiyatlarda nasıl bir değişim var. İşte yumurtadan ayçiçek yağına, toz şekerden beyaz peynire, dolardan avroya yeni hızlı tren biletine pek çok kalemde tek tek karşılaştırma yapıldığında Sayın Karatepe, şimdi bizim buradan anladığımız artık 28 Mayıs itibarıyla NAS bitti. Sonrasında Mehmet Şimşek göreve geldi ve göreve geldikten sonra da acı ilacı zaten yurttaşa içirmiş durumda. Yani fatura zaten halka kesilmiş. Şimdi artık daha nasıl bir fatura kesilebilir? Ya da yurttaşın o faturayı ödeyecek hali kaldı mı? Bunu merak ediyoruz. Bu tablo ne yönde gelişecek seçimden sonra? Bu tablonun, yani ekranın sağ tarafında gördüğünüz güncel fiyatların önümüzdeki dönemde daha fazla arttığını göreceğiz. Yani 10 aylık süreçteki artışın benzerini önümüzdeki aylarda da görmeye devam edeceğiz. Bunu bir iktisatçı olarak ben tahmine dayalı olarak söylemiyorum. Benim beklentim bu yönde. Ama Merkez Bankası da ekonomi yönetimi de zaten enflasyonun yılın ikinci yarısına kadar yüksek seyredeceğini söylüyor. Ki ben o yüksek seyredeceği dönemin daha uzun olacağını düşünüyorum. Yani yıl sonunda daha yüksek bir enflasyon seviyesiyle Merkez Bankası'nın ya da iktidarın beklediğinden daha yüksek bir enflasyon seviyesiyle 2024 yılını tamamlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi vatandaşı daha fazla ne bekliyor? Yani daha ne yapabilirler sorusu aslında şu ana kadar yaptıklarını daha ağırlaşarak yapmaya devam edecekleri şeklinde yanıtlayabilirim. Burada neyi kastediyorum? Bakın, mevcut ekonomi yönetiminin enflasyona neyin yol açtığı konusundaki görüşü o kadar net ki onlar sanıyorlar ki enflasyona vatandaşın çok para harcaması yol açıyor. Yani yurt içi talebin güçlü olmasına kastettikleri şey. Ama biraz önce ben sizin haberlerinizi izlerken ilgiyle gördüm. Vatandaş da zaten harcayacak para olmadığı için kredi kartlarında borç limitleri artmış, borç miktarı artıyor. KMH hesaplarındaki borçlanmaların arttığını görüyoruz. Yani Türkiye'de bir talep çekişli enflasyondan söz etmek mümkün değil. Çünkü vatandaşın harcayacak parası yok. Ama iktidar buna o kadar iman etmiş ki, yani insanlar çok para harcadığı için enflasyon yüksek seyrediyor. O kadar kabullenmiş ki önümüzdeki dönemde vatandaşın para harcama kabiliyetini iyice sınırlandıracak işler yapacaklar. Başta faiz artışları olmak üzere. Bakın, şimdiye kadar Aralık ayından bugüne kadar politika faiz oranındaki değişimi kredi kartlarına henüz yansıtmadı iktidar. Seçimlerden sonra yansıtacak. Yansırsa ne olacak efendim? Nasıl bir tablo çıkacak karşımıza? Bu yansımamış hali. Şöyle bir tablo çıkacak. Vatandaş gelirinin daha fazlasını faiz olarak bankalara ödeyecek. Başka bir tablonun çıkması söz konusu değil. Şu anda kredi kartının faiz oranı %95'in üzerine çıkmış Bilge Hanım. Biliyorsunuz bunu siz de. %95 kredi kartı faiziyle vatandaşın borçlandığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. KMH'lerde benzer şekilde yüksek bir faiz oranı olmasına rağmen insanlar borçlanıyor. Bakın, siz haberinizde ne dediniz? KMH hesaplarındaki ortalama borç tutarı 6500 lira. Aslında öyle büyük paralardan bahsetmiyoruz. Bu hesaplardan borçlananlar, yani KMH'lerden borçlananlar toplumun en düşük gelir grubunda yer alan emekliler, asgari ücret elde edenler, İşsiz olanlar 300 lira 500 lira o hesaplardan çekerek nakit ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalıyorlar ve onların ödediği faiz oranı %95. Şimdi siz bunu %125 yaptığınızda insanlar borçlanmaktan vaz mı geçecek? Hayır, çünkü zaten parası yok, mecbur borçlanıyor. Bu sefer onların omuzlarına daha fazla maliyet, faiz maliyeti yüklemiş olacaksınız. Yine sizin haberinizde bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini
öğrendik. Peki akaryakıt fiyatlarına gelen zam vatandaşın daha fazla benzin ya da motorun tüketmesinin bir sonucu mu? Yani çok talep var, o zaman ne yapalım, biz fiyatı artıralım dedikleri için mi artırıyorlar? Yoksa işte petrol fiyatları, döviz kurundaki değişim vesaire gibi faktörlerden mi? Dolayısıyla iktidarın enflasyona neyin yol açtığı konusunda o kadar yanlış tespitleri var ki, bu tespitlerden hareket ederek hayata geçirdikleri politikalar vatandaşa ağır bir maliyet olarak dönüyor. Şimdi o zaman bir tablo daha getireceğiz ekranlara. Yine bugün Sözcü gazetesi de Erdoğan Süzer imzasıyla yayınlanan bir tablo. O da gelsin, oradan da yola çıkarak size sormak istediğimiz soru var efendim. Milyarlar acaba nasıl buhar oldu? Şöyle bir baktığımızda bu tabloya, Merkez Bankası'ndan hazineye 5 yılda akan kaynak, o 5 yılın parası da 1 yılda buhar olmuş durumda. 1 trilyon liradan fazla kaynaktan bahsediyoruz. Söylerken tabii böyle dile kolay geliyor ama 1 trilyon lira büyüklüğünü elbette hayal dahi edemiyoruz. Merkez Bankası 5 yılda hazineye 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardı. Oysa bu yıl bilançoda 900 milyar liralık bir zarar açıklanacağı ifade ediliyor uzmanlar tarafından. Şimdi tabii bu zarar bütçeyi vurmayacak mı? Buradan hareketle bunu sorayım size. Bütçeyi vuracaksa yine kim ödeyecek bu faturayı? Bir de şunu da bir soru olarak ilave etmek istiyorum. Hep bugüne kadar biz 128 milyar dolar nerede diye sorduk. Şimdi tahmini bir rakam var mı? Yani nokta 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 milyar dolar nerede diye sorabileceğimiz bir hesap çıkıyor mu karşımıza? Rezervlerden de harcanan miktar düşünüldüğünde. Şimdi Bilge Hanım, öncelikle şunu ifade etmek isterim. Merkez Bankası zarar ettiği zaman, ki şu anda ekranda duran tablodan bunun böyle olduğunu görüyoruz, bu zararın hazine tarafından finanse edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü Merkez Bankası hiçbirimizin sahip olmadığı bir yetkiye sahip. Nedir o? Para basmak. Yani dolayısıyla siz zararınızı para basarak bir şekilde finanse edebilirsiniz. Bu sadece muhasebe kaydı olarak Merkez Bankası'nın hesaplarında ta ki artıya geçinceye kadar devam edecek. Ama buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Geçmiş yıllarda karlarını hazineye devreden Merkez Bankası, dolayısıyla bu hazine açısından bir gelir kalemi oluyordu, bütçeye dahil ediliyordu. Bu sene olmayacak. Dolayısıyla hazineye maliyetini, hazineye kar etmesi durumda aktaracağı kaynakları aktaramayacağı için bir maliyeti olacak. Yoksa hazinenin kasasından Merkez Bankası'na bu kadarlık zarar için bir ödeme yapılmayacaktır. Bu bilançolarında ya da gelir tablosunda artıya geçinceye kadar görünecek. Ama normalde kar ediyor olsaydı hazineye gelecek olan para hazineye gelmiyor olacak. O tutar ne kadar? İşte 900 milyarın üzerinde bir zarardan bahsediyoruz. İşte herhalde geçmiş yıllardakine benzer bir kar tutar olsaydı o kadarlık bir gelirden hazine bu sene mahrum kalacak gibi görünüyor. Pekala, yani sorunuzun ikinci kısmını unuttum, kusura bakmayın. Yani şimdi onu ben bir daha sorayım, hatta şu dövize